Önceki bölümde belirttiğimiz üzere Hatice Turhan Sultan tam yetkiyle Köprülü Mehmet Paşa'yı sadarete getirmişti. Köprülü Mehmet Paşa sadarette bulunduğu müddet içerisinde 4. Murat modelini sahiplendi. Devletin bozulan otoritesini kurtarmak için hiç düşünmeden kimi zaman fetvasız bir şekilde kan dökerek sağladı. Ancak bunun yanında deha sahibi bir devlet adamı olduğu da dikkatlerden kaçmamaktadır. Ve devleti uçurumun kenarından almıştır. Bu dönem 2. Viyana bozgununa kadar devam edecek olan Köprülüler dönemi ismiyle adlandırılacak. Bazı kaynaklarda 2. Kanuni devri olarak da geçecektir. Köprülü Mehmet Paşa sadarete geldiğinde dış meseleler kadar iç meselelerle de ilgilenmek durumunda kaldı. Zira devlet yetkilileri Mehmet Paşa'nın da süresinin birkaç ay belki birkaç yıl kadar süreceğini, gelip geçici olduğunu düşünerek yine aynı vurdum duymaz hareketlerine devam ettiler. Mehmet Paşa küçük yetkiliden yüksek memurlara kadar her kişi ile tek tek ilgilendi. Devletin içerisinde devlete zararı dokunacak kişileri makamından uzaklaştırdı. O kadar titiz çalıştı ki padişahın has oda başısını dahi değiştirdi. Bu durum devlet yöneticilerinin iştahını kaçırdı. Kaptanı Derya Seydi Ahmet Paşa'yı sadarete getirmek istediler. Mehmet Paşa durumu haber alınca derhal Ahmet Paşa'yı kaptanlıktan alıp Bosna valiliğine atadı. Bu defa Mehmet Paşa aleyhtarları el altından sipahilerin isyanını başlatmak istediler. Küçük bir bahane bulan sipahiler maaş bahanesiyle defterdarlığın camlarını kırdılar. O gece Mehmet Paşa tebdili kıyafet Yeniçeri ağası ile görüşüp desteğini arkasına aldı. Sipahiler çok geçmeden ayaklandılarsa da Yeniçeri ağalarından çekinip isyanı sonlandırdılar. Ertesi gün padişahın hattı hümayunu okutuldu. Köprülü Mehmet Paşa'nın sipahilerin isyanını bastırmakla görevli olduğu bildirildi. Yeniçeriler sipahi isyancılarını bir bir yakalayarak temizledi ve isyana son verdi. Diğer taraftan Ortodoks Patriği devletin bu karışık döneminde Eflak ve Boğdan voyvodalarını isyana teşvik eden mektubu ele geçirildi. Mektup şöyleydi. Müddeti devri İslam tamam olmaya az kalmıştır. Hristiyanlık velvelesi alemi tekrar tutacaktır. Ona göre tedarikte olasınız. Pek yakında cümle vilayetler Hristiyanlar eline geçip haç ve çana mensup olanlar İslam memleketlerine sahip olacaklardır. Köprülü Mehmet Paşa suçüstü yaptığı patriğe mektubu gösterdiğinde Patrik heyecana kapılıp saçma cevaplar vermeye çalıştıysa da idamdan kurtulamadı. Diğer taraftan Patrikhane basılarak çok sayıda Yeniçeri kıyafeti ele geçirildi. Hristiyanlar isyan zamanında bunları giyip fitne fesat çıkarıyorlardı. Bu tarihe kadar olan patrikler Fatih Sultan Mehmet'in imtiyazı ile bizzat padişah ile görüşebilme yetkisine sahipken bundan sonra ancak Vezir-i Azam ile görüşebileceklerdi. Bu düzen Tanzimat devrine kadar sürecektir. 23 Şubat 1657 günü Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa Venedikliler üzerine sefer tuğlarına çıkardı. Sadrazam sefere Serdar-ı Ekrem oldu. Donanma iki kısım halinde yola çıktı. Venedikliler Çanakkale kalelerine saldırdıysalar da ele geçiremediler. Köprülü Mehmet Paşa Kilitbayır Kalesi karşısındaki Kale-i Sultaniye'de ordugah kurdu. Boğaza girmiş olan Venedik donanmasına Rumeli tarafından top atışı yapılarak kıyıdan uzaklaştırdılar.
Zira bu dönem Venedikliler adalarda su sıkıntısı çekiyor ve birbirleri arasında hükümdarlık savaşı veriyorlardı. Çanakkale'de 3 gün 3 gece deniz muharebesi gerçekleşti. Venedikliler Kumkale'ye hücum ediyorlardı. Kaleden ise Venedikliler üzerine top atışı yapılıyordu. Kara Mehmet adlı bir topçu neferi Venedik amiral gemisini tam isabetle barut deposundan vurunca amiral Mocenigo havaya uçtu. Bu suretle Venedikliler boğaz önünden çekilmek zorunda kaldı. Mehmet Paşa bu topçu neferini yüklü hediyelerle tebrik etti. Alnından ve gözlerinden öperek "Senin gibisine padişahın ekmeği helal olsun" dedi. Köprülü Mehmet Paşa derhal Bozcaada çıkartmasını başlattı. Düşman kaleden top atışıyla karşılık verdiyse de tesir etmedi. Adaya gönderilen askerin çokluğundan korkan Venedikliler bir gece gemilerine gizlice binerek kaçtılar. 31 Ağustos 1657 günü Bozcaada ele geçirildi. Bozcaada'yı kaybeden Venedikliler Limni'ye 17 kadırga asker ve mühimmat yığdılar. Kaptanı Derya adaya taarruzlarda yaralandı. Bu yüzden kuşatma uzadı. Ağır muhasara topları adaya çıkarıldı. 2 ay kaleyi savunan düşman teslim oldu. 1657 Kasım ayında Venedikliler adadan ayrıldılar. Sadrazam Çanakkale'nin önemini görmüş, Kumkale ve Seddülbahir Kalesi'nin surlarının daha da sağlamlaştırılmasını, büyütülmesini istemişti. Hatice Turhan Sultan bunların parasını şahsi hazinesinden karşıladı. Adaları geri almayı başaran Köprülü Mehmet Paşa, padişahın da bulunduğu Edirne'ye geldi. Erdel Prensi 2. Rakoczi ordusu ile Leistan topraklarına girmiş, Krakow ve Breslitos'u ele geçirmişti. Ancak Leistan elçisi Köprülü Paşa ile görüştü. Mehmet Paşa, Rakoczi'ye bu topraklardan çıkmasını emretti. Rakoczi buna itiraz edince, Kırım Hanı Mehmet Giray Erdel'e girerek Rakoczi'yi sindirdi. Nitekim Rakoczi tüm uyarılara rağmen aksi harekata devam etmiş, Eflak ve Boğdan voyvodalarını da isyana davet etmişti. Köprülü Mehmet Paşa bizzat Rakoczi'nin üzerine yürüdü. Belgrad'a gelen paşanın ordusuna 100 binden fazla Kırım süvarisi, Budin askeri ve 12 bin Leistan askeri destek verdi. Belgrad'dan hareketle 31 Ağustos 1658'de Yanova Kalesi'ne girdi. Köprülü Paşa'nın üzerine geldiğini gören Rakoczi Avusturya'ya kaçtı. Yerine Erdel'in başına Ekoş Bragay geçirildi. Eflak üzerinde de düzenleme yapan paşa, Eflak Voyvodası'nın artık Targoviç'te yerine Bükreş'te oturmasını istedi. Yeni merkez burası oldu. Bu sırada Erdel isyanını destekleyen Viyana ile İstanbul'un münasebetleri gerginleşti. Bu sırada Anadolu İdaresi halen tam olarak tesis edilememiş, burada soyguncular, yobazlar, bozguncular türemişti. 4. Murad'ın ölümünden sonra Anadolu'da her şey tersine dönmüştü. Hükümet merkezinden gelen emirler de dinlenmiyordu.
Köprülü Mehmet Paşa'nın Erder seferinde olmasını fırsat bilen isyancılar, Abaza Hasan Paşa önderliğinde Konya Ovası'nda 30 bin kişi toplandılar. Bu isyancıların içinde Şam ve Ankara valisi ve Anadolu Beylerbeyi de bulunuyordu. Köprülü'nün sadaretten çekilmesini ve yerine Bağdat seferi sırasında şehit düşen Tayyar Mehmet Paşa'nın oğlunun geçmesini istediler. Daha da ileriye giderek Mehmet Paşa'nın idamını istediler. İsyan halinde Bursa'ya girdiler. Padişaha elçiler gönderdiler. Sultan Mehmet elçilere çıkıştı. Daha önce belirttiğimiz gibi Mehmet Paşa'nın makamından azletmeyeceğini emrettiğini, buna uymayanları kılıçtan geçirmekten çekinmediğini söyledi. Sultan 4. Mehmet durumu Şeyhülislam'a anlatıp isyancıların katledilmesi hakkında ferman aldı. Bu fermanları çoğaltıp Anadolu'nun dört bir yanına dağıttı. İsyancıların üzerine Murtaza Paşa gönderildi. Ancak Afyonkarahisar'da yenildi. Abaza Hasan Paşa Antep'e çekildi. Murtaza Paşa ardından Halep'e geldi. Ve Abaza Paşa'nın askerlerinin bazılarını isyandan uzaklaştırdı. Murtaza Paşa, Abaza Paşa ve adamlarını Halep'e çağırdı. Kan dökülmeden bu isyanın bitmesi için onların isteklerini dinleyecekti. 16 Şubat 1659 akşamı Murtaza Paşa konağında isyancılara yemek verdi. 31 Paşa yemekten sonra payitahttan gelen emir üzerine idam edildi. Sultan Mehmet bunun üzerine derhal vilayetlere emirname gönderdi ve bu tarz girişimde bulunanların idamdan kaçamayacağını bildirdi. Köprülü Mehmet Paşa da 1659 yılında Şeyhülislam'ın muhalefetine rağmen kendisine rakip olan Girit kumandanı Deli Hüseyin Paşa'yı idam ettirdi. 4. Mehmet 18 yaşına gelmişti. Abaza isyanını bastırdıktan sonra Bursa'ya geldi. 24 yaşındaki Köprülü Mehmet Paşa'nın oğlu Fazıl Ahmet Bey ile görüştü. Kendisini Erzurum valisi tayin etti. Padişah ile annesi Turhan Sultan Çanakkale'ye geçip yeni yapılan Kumkale ve Seddülbahir'i ziyaret ettiler. Köprülü Mehmet Paşa 5 yıllık sadareti boyunca bir an durmamış yorgun düşmüştü. Köprülü Mehmet Paşa Sultan Mehmet'e kendisinden sonra oğlu Fazıl Ahmet Paşa'yı geçirmesini rica etmişti. 30 Ekim 1661 günü Köprülü Mehmet Paşa ölünce sadrazamlık makamına oğlu Fazıl Ahmet Paşa geçti.